Şah Veliyullah Dehlevi Hazretleri 2. Bölüm Hindistan'da yetişen tefsir, hadis, kelam, tasavvuf ve Hanefi mezhebi fıkıh alimlerinin büyüklerinden. İsmi Ahmet bin Abdurrahim bin Vecihuddin olup künyesi Ebu'l Feyyaz, Ebu Abdullah ve Ebu Abdülaziz'dir. Soyu baba tarafından Hazreti Ömer'e, anne tarafından ise Hazreti Hüseyin'e ulaşır. Lakabı Kudbüddin, Şah Veliyullah ve Şah ve Şah Sahip nisbesi ise Hindi, Dehlevi ve Faruki'dir. Daha çok Şah Veliyullah Ahmet Sahibi Dehlevi diye tanınır. 1702 Hicri 1114 senesi Şevval ayında Hindistan'ın Delhi şehrinde doğdu. 1762 Hicri 1176 senesinde vefat etti. 7 yaşında ana dili olan Farisi'yi okuyup yazmayı öğrendi. 10 yaşında Arabi lisanının gramer bilgilerinde Molla Camii'nin eserini okuyacak seviyeye geldi. Babasının nezaretinde hadis, tefsir, fıkıh, usulü fıkıh, kelam, mantık, tasavvuf, nahiv ve meani ilimlerine dair çeşitli temel eserlerin yanı sıra astronomi, matematik ve tıp ilmine ait kitapları da okudu. İlmin her dalında geniş araştırmalar ve incelemeler yaptı. Dört hak mezhebin inceliklerine vakıf oldu. 15 yaşına geldiğinde zamanında okutulan zahiri ilimlerdeki tahsilini tamamlayıp icazet diploma aldı. Bundan sonra üç sene daha babasının nezaretinde nefsini terbiye edip evliyalık yolunda ilerlemeye gayret etti. Bir sene kadar Medine-i Münevvere'de kaldı. Ders verip ilim öğretti. Ayrıca Muhammed Efdal Hacı Siyal Kuti, Ebu Tahir Muhammed Medeni, Şeyh Veftullah bin Süleyman Mağribi, Mekke müftisi Tacuddin Kal'i Hanefi, Şeyh Senavi, Şeyh Kaşşaşi, Abdullah bin Salim Basri, Hasan Acemi, İsa Caferi, Seyyid Abdurrahman İdrisi ve Şemseddin Muhammed bin Ala Babili gibi alimlerden ilim öğrenip icazet aldı. Bilhassa Ebu Tahir Kürdi medeninin ilim ve feyzinden çok istifade etti. Tekrar hac sonra 1732 senesinde Hindistan'a döndü. Dehli'de babasından kalan eve yerleşti ve ders vermeye başladı. İlme susuyanlar, gönüllere ferahlık veren derslerinden istifade ettiler. Şah Veliyullah-ı Dehlevi Hazretleri, kendisini sevenlere yapmış oldukları nasihatlerinde buyurdular ki, her zaman nefsini suçlamayıp ona muhalefet etmeyen aldanmıştır. Nefsine rıza gözüyle bakan mahvolmuştur. Allah korkusu, kalpte bulunan bir meşaleden ibaret olup, hayır ve şer namına kalpte bulunan her şey ancak onunla görülebilir. Hakiki fakirlik, bir kimsenin almaktan çok vermekten hoşlanmasıdır. Üzerinde daima Allahü Teala'nın lütfunu gören kimsenin mahvolmayacağı ümid edilir. İbadet ve amel sahibi için en faziletli şey Allahü Teala'nın huzurundaki murakabe halidir. Allahü Teala'ya güvenip kendini zengin bilmek ne hoştur. Bir namerde dayanıp kendini zengin bilmek ise ne fenadır. Kulluk, kulun zinetidir. Kulluğu terk eden, süsten mahrum kalır. Zehir, ölümün habercisi olduğu gibi, günahlar da küfrün habercisidir. Gönlünde tevazunun, alçak gönüllülüğün bulunmasını isteyen bir kimsenin, salihlerin sohbetinde bulunması ve onlara hizmetten ayrılmaması lazım gelir.'' İşlenen kusur ve kabahatlerden ötürü her zaman gönlü kırık olmak lazımdır. Mürüvvet insaflı olmak ve hiç kimseden intikam almayı istememektir. Her kim söz, iş ve hallerini Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere uygun yapmaz ve günahlarından dolayı kendini suçlamazsa onu veliler sınıfından saymazlar. Sevgili Peygamber Efendimiz çeşitli hadis-i şeriflerde buyurdular ki ameller niyetlere göredir. İnsanın kendisine faydası olmayan şeyleri terk etmesi Müslümanlığının güzelliğindendir. Bir mümin kendisi için istediği ve sevdiği bir şeyi din kardeşi için de istemedikçe imanı kamil bir mümin olamaz. Helal meydanda, haram da meydandadır. Bunların arasında şüpheli şeyler vardır. Harama düşmemek için bu şüphelilerden sakınmak lazımdır. İnsanın dini, arkadaşının dini gibidir. Herkes kiminle arkadaşlık ettiğine baksın. Bilmediklerinizi sorunuz. Cehaletin ilacı sormaktır. Amellerin eftali, vaktin evvelinde kılınan namazdır. Cuma günleri bana çok salavat okuyunuz. Bunlar bana bildirilir. Öldükten sonra da bildirilir mi denildiğinde, toprak, peygamberlerin vücudunu çürütmez. Bir mü'min, bana salavat okuyunca, bir melek bana haber vererek, ümmetinden falan oğlu filan, sana selam söyledi ve dua etti der. Muhakkak ki Allahü Teala lütuf sahibidir. Kullara kolaylık diler, güçlük dilemez yumuşak hareket etmeyi sever ve sertlikten dolayı vermediği kazancı yumuşaklık sebebiyle verir. Yumuşak olanlar ve kolaylık gösterenler hayvanın yularını tutan kimse gibidir. Durdurmak isterse hayvan ona uyar. Taşın üzerine sürmek isterse hayvan oraya koşar. Cennete gidecek olanları haber veriyorum. Dinleyiniz. Zayıftırlar güçleri yetmez. Bir şey yapmak için yemin ederlerse Allahü Teala bunların yeminlerini muhakkak yerine getirir. Cehenneme gidecek olanları bildiriyorum. Dinleyiniz. Sertlik gösterirler. Acele ederler. Kendilerini üstün görürler. Bir kimse ayaktayken kızarsa otursun. Oturmakla kızması geçmezse yatsın iyilik sever insanların hatalarını bağışlayınız. Şah Veliyullah Dehlevi Hazretlerinin ilim ve feyzenin üstünlüğü bütün beldelere yayıldı. O mütevazı ev talebeye kafi gelmez oldu. Zamanın Gürganiye Devleti hükümdarı Sultan Muhammed Şah Veliyullah Hazretleri için bir medrese yaptırdı. 1857 senesinde İngilizlerin işgaline kadar bu medresede ilim öğretildi. Türklüğün ve İslamiyetin en büyük düşmanı olan İngilizler, yıllarca insanlara ilim ve feyz saçan bu mümtaz mekanı yakıp yıktılar. Tarihe geçen zulümlerine bir yenisini daha eklediler. Şah veliyullah Dehlevi rahmetullahi aleyh, istikbalin en büyük ilim merkezlerinden biri olacak bu medresede İlim ve feyz saçmaya başladı. Çok kimse kendisinden istifade etti. Farisi kısa ve özlü bir tefsir yazdı. Bilhassa hadis ilminde çok ilerleyen Şah Veliyullah Dehlevi Hazretleri tasavvufta yüksek derecelere erişmiş olmasına rağmen Allahü Teala bize sahih keşifler ihsan eyledi. Bu zamanda hiçbir yerde masarı canı cananın benzeri yoktur. Makamlarda ilerlemek isteyen onun hizmetine gelsin. Buyururlar ve talebelerden istidat ve istekli olanları masarı canı canan hazretlerine gönderirlerdi. Şah Veliyullahı Dehlevi Hazretleri kendisini sevenlere yapmış oldukları nasihatlerinde buyurdular ki kendisine Güzel ahlak sahibi olmak nasıl olur diye soruldu. Bunun üzerine evliyanın haklarına riayet etmek, dostlar ile iyi geçinmek, küçüklere nasihat vermek, dünya için kimseye düşmanlık etmemek, başkalarını kendi nefsine tercih etmek, dünya malı yığmaktan kaçınmak, kendi yollarında olmayanla sohbeti terk etmek din ve dünya işinde yardımlaşmak buyurdu. Allahü Teala'ya ve onun kullarına karşı edep hakkında şöyle dedi: Allahü Teala'ya karşı edep, onun emirlerini ihlas ile yerine getirmek, ondan korkmak, çekinmek. Bir bela ve sıkıntı sırasında insanlara rıfk, güzel muamele, genişlik zamanında hilm, yumuşaklık ile Nefsin yoksulluğa düşmekten çekindiği zamanlarda cömertlik ve kerem ile davranmak, gücü yettiği zaman affetmek, insanlara merhamet ve şefkat göstermek, faziletli olmak, gelmeyene gitmek, kötülük yapana iyilik yapmak ve bütün Müslümanlara hürmet etmektir. Çünkü Müslümanlardan her biri mutlaka Allahü Teala'nın bir lütfuna mazhardır. Onun duası insanı Allahü Teala'nın rahmetine kavuşturur. Peygamber Efendimizden rivayet edilen çeşitli hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir adam diğerlerine kötü sözler söyledi. Fakat diğerleri sustu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de orada oturuyordu. Sonra sükût edenlerden biri de aynı şekilde kötü sözde mukabelede bulundu. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz oradan kalkıp gitti. Rasulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem niçin kalktığı sorulunca şöyle buyurdular. Melekler kalkınca ben de kalktım. Önce kendisine kötü söz söylenilen, sükût edip cevap vermediği müddetçe melekler, kötü söz söyleyene kendi sözünü geri çeviriyorlardı. Fakat o da kendisine kötü söz söylenen, kötü sözü söyleyenin sözünü kendisine iade edince, melekler kalktı gitti. Bir kimseye üç günden fazla bir mü'minle dargın durması helal olmaz. Üç gün geçince mü'min kardeşine gidip onunla buluşsun ve selam versin. Eğer yanına gittiği şahıs, Selamını alıp mukabele ederse her ikisi de sevapta ortak olurlar. Eğer selamı almazsa selam veren dargınlık günahından kurtulur. Selamı almayan günahı yüklenir. Kardeşiyle bir sene konuşmayıp dargın duran onun kanını akıtmış, onu öldürmüş gibidir. Küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüze saygı göstermeyen bizden değildir kişi güzel ahlakı ile geceyi ibadetle geçirenin derecesine ulaşır. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet etti. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, siz Müslüman olmadıkça cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe kamil Müslüman olamazsınız.'' selamı aranızda yayın ki birbirinizi sevesiniz. Kin beslemekten sakının. Çünkü o tıraş edip kazıyıcıdır. Size saçları tıraş eder demiyorum. Fakat o dini kazıyıp siler. Hazreti Muaviye'nin rivayet ettiği hadisi i şerifte Resulullah Efendimiz buyurdu ki: İnsanlardaki ayıpları araştırırsan onları ifsat eder, bozarsın. Her maruf, İyilik sadakadır. Hazreti Enes bin Malik bildirdi. Muhacirler, ey Allah'ın Resulü, Ensar bütün sevapları alıp götürdü. Bize bir şey kalmadı deyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hayır. Siz onlar için dua ettiğiniz ve onları size verdikleri sebebiyle övdüğünüz müddetçe size de sevap vardır. buyurdu. Ebu Hureyre Hazretleri rivayet etti. Rasulullah Efendimiz şöyle buyurdu. İnsanlara teşekkür etmeyen, Allah'a şükür etmiş olmaz. Nimete vasıta olana, dua ve met yapılınca, sevap kazanılır. Bu dua ve met nimete vesile olana teşekkür demektir. Bu teşekkür, Allahü Teala'ya şükür yerine geçer. İbni Ömer Hazretleri rivayet etti. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, hepiniz birer çobansınız. Hepiniz emrinde ve eli altında olanlardan mesulsünüz. Devlet reisi de bir çobandır. O emri altındakilerden mesuldür. Kişi ailesi üzerinde bir çobandır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem esabı ı kirama siz baş pehlivanı nasıl bilirsiniz diye buyurunca, onlar, erkeklerin yenemediği kimse olarak biliyoruz dediler. Peygamber Efendimiz, hayır, hakikatte o gazap anında nefsine sahip olandır buyurdu. Cibril aleyhisselam komşuyu çok tavsiye etti. O kadar ki, neredeyse komşunun komşuya mirasçı olacağını zannettim. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim rızkının bol olmasını ve ömrünün uzamasını severse, sılay rahim yapsın. Bekir bin Haris hazretleri, Ya Resûlallah, kime iyilik edeyim? diye sordu. Resulullah Efendimiz, annene, sonra babana, kız kardeşine, erkek kardeşine ve bunları takip eden akrabana iyilik etmen vacip bir haktır. Buyurduktan sonra yakın akrabaları da ilave buyurdular. Ebu Hureyre radıyallahu an rivayet etti. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki kul vefat ettiği zaman bütün amellerinin sevabı da kesilir. Bunlardan üç amel müstesnadır. Bunların sevabı kesilmez. Birincisi, sadakayı cariye, insanların faydalandığı bir hayır eseri. İkincisi kendisinden faydalanılan ilim. Üçüncüsü kendisine dua eden salih evlat. Birisi ey Allah'ın Resulü, annem ve babam vefat ettikten sonra kendilerine yapabileceğim bir iyilik kaldı mı diye sordu. Resulullah Efendimiz evet şu dört şey vardır onlara hayır duada bulunup Allahü Teala'dan onların af ve mağfiretini dilemek, vasiyetlerini yerine getirmek, onların dünyadayken sevdiği arkadaşlarına ikramda bulunmak, akrabalarına iyilik etmek. resul Ekrem Efendimiz buyurdular ki: Şu üç kimsenin duası makbuldür. Bunda asla şüphe yoktur. Bunlar mazlumun duası, Yolcu'nun duası ana babanın çocuklarına duası. Muaviye bin Hayde Hazretleri anlattı. Peygamber Efendimize, "Ya Resûlallah! kime iyilik edeyim dedim?" annene buyurdu. Tekrar, "Kime iyilik edeyim dedim?" annene buyurdu. Yine, "Kime iyilik edeyim dedim?" annene buyurdu. Tekrar, "Kime iyilik edeyim dedim?" babana sonra en yakını, ondan sonra en yakınına buyurdu. Şekl bin Humeyt Hazretleri anlattı. Ey Allah'ın Resulü, bana faydalanacağım bir dua öğret dedim. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden beni afiyete çıkar de buyurmuştur. Hazret Ömer'in bildirdiğine göre Resulullah Efendimiz şu beş şeyden tembellikten, cimrilikten, yaşlılığın kötülüğünden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından Allahü Teala'ya sığınırdı. İbn Abbas Hazretleri diyor ki Resulullah Efendimiz buyurdu ki ilmin yeryüzünden kalkması nasıldır biliyor musunuz? diye sordu. Hayır ya Resulallah dedik. Alimlerin gitmesiyle buyurdu. Gerçekten Allahü Teala ilmi insanlar arasından çekip koparmak suretiyle onlar arasından almaz. Fakat alimleri almak suretiyle ilmi kaldırıp alır. Öyle ki hiçbir alim kalmayınca halk hiçbir şey bilmeyen cahil kimseleri kendilerine önder edinirler. Sonra sualler sorulduğunda, bu cahiller, ilme dayanmayan fetvalar verirler. Bu suretle kendilerini sapıtırlar ve diğerlerini de saptırırlar. Enes bin Malik hazretlerinin rivayet ettiğine göre, Rasulullah Efendimiz şu duayı çok söylerdi. Allah'ım bize dünyada da, ahirette de hasene, iyilik ver.'' Bizi cehennem azabından koru. Abdullah bin Ömer Hazretleri Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem dualarından birisinin şöyle olduğunu haber verdi. Allah'ım, nimetinin yok olmasından, ihsan ettiğin afiyetin değişmesinden, ansızın azabının gelmesinden, gazabına sebep olacak şeylerin hepsinden sana sığınırım. Bye. Mm -hmm.